Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye hoş geldiniz. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın vatandaşa hızlı ve yerinde hizmet için başlattığı Başkan Mahallemizde gezileri sürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde çalmadık kapı, uzatmadık el bırakmıyor. Başkan Mahallemizde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Pınar Mahallesi'nde. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, hizmet turu kapsamında ekibiyle birlikte çıkarma yaptığı Pınar Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Yazgı, mahalle muhtarı İmdat Tarım ve başkan yardımcılarıyla birlikte Pınar Mahallesi'nde bulunan eğitim kurumlarından Zübeyde Hanım Anaokulu, Gazi Paşa İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti, idareci ve öğretmenlerle görüştü. Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret eden Başkan Yazgı ve beraberindeki heyet burada çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kurum ziyaretlerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek devam eden Başkan Yazgı, Pınar Mahallesi'nde yeni hizmete giren özel bir hastaneyi de ziyaret ederek hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına hayırlı olsun dileklerini iletti. Mahalle gezilerinde şehit, gazi ve ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere çalmadık kapı bırakmayan Başkan Yazgı, Pınar Mahallesi'nde ev ziyaretleri kapsamında Aksaray Belediyesi'nin evde sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanan Ülker Dinç'i ziyaret etti, duasını aldı. Her adımında büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Merve Gönen ve ailesiyle buluştu. Aksaray Belediyesi'nin hizmet ve projelerini yakından takip eden Merve ile sohbet etti. Ziyaretlerini Songül Ağıl ve ailesinin eviyle sürdüren Başkan Yazgı, Pınar Mahallesi'nde çalmadık kapı, uzanmadık el bırakmayarak vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Mahallemizde ekibi gece gündüz çalışıyorlar. Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Pınar Mahallesi'nde görev alan icracı birim müdürlüklerine bağlı ekipler mahallede yollardan kaldırımlara, temizlik çalışmasından parklara kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi icracı birim müdürlüklerine bağlı ekipler vatandaşa hızlı ve yerinde hizmet için hayata geçirilen Başkan Mahallemizde projesi kapsamında programa alınan mahallede nerede neye ihtiyaç var, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Pınar Mahallesi'nde eksik ve yıpranmış altyapı elden geçirildi, ardından asfalt yama çalışması yapıldı. Kaldırımlar yenilendi. Tüm cadde, sokak ve parklarda genel temizlik çalışmalarıyla birlikte parkların bakım onarımları yapıldı. İş yerleri ve evler ziyaret edilerek belediye hizmetleri hakkında bilgi verildi. Program kapsamında gerçekleştirilen mahalle meclisi toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı vatandaşları dinledi. Toplantıda hazır bulunan birim müdürleri Pınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Pınar Mahallesi'nde tamamlanan Başkan Mahallemizde hizmet turu, çocuklar için düzenlenen renkli etkinlikler ve Mahallemde Sinema Var film gösterimiyle sona erdi. Aksaray Belediyesi Trafik Zabıta ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri trafik akışını tehlikeye sokan at arabalarıyla ilgili uygulamalarına devam ediyor. Kent merkezinin çeşitli noktalarında belli aralıklarla uygulamalarda bulunan ekipler son olarak yaptıkları uygulamayla taşımacılıkta kullanılan atlara el koydu. Aksaray Belediyesi Zabıta ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İl Trafik Komisyonu'nun kararıyla şehir merkezine girişleri yasak olmasına rağmen ikaz ve uyarıları dikkate almayarak taşımacılık yapan at arabaları sahipleriyle uzlaştı, atları topladı. Aksaray Belediyesi Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmayla taşımacılıkta kullanılan atlar toplandı. Son uygulamada mahalle muhtarları ve at arabası sahipleriyle görüşerek atları toplayan ekipler, atların şehir merkezinden uzaklaştırılarak doğal ortamlarına salınacakları bilgisini paylaştı. Ana arterlerde trafiği işgal ederek tehlike yaratan at arabalarıyla ilgili uygulamaların ise devam edeceği bildirildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Teşkilatı'nın 192. yıl dönümünü kutladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 192. Zabıta Haftası nedeniyle Zabıtaların Haftası'nı kutladı.
Zabıta haftası nedeniyle zabıta personeliyle bir araya gelen Başkan Yazgı, personeliyle tek tek tokalaşarak haftalarını kutladı. Vatandaşların huzurunu sağlayan zabıtaların, yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olduğunu belirten Başkan Yazgı, yaptığı açıklamada 192 yıldır vatandaşların huzurunu sağlayan, verilen görevlerini fedakarca yerine getiren zabıtalar, yerel yönetimlerin en köklü teşkilatıdır. Belediyemizin en önemli birimlerinden olan zabıta ekiplerimiz, gece gündüz demeden 24 saati şehrimiz için önemli görevleri yerine getiriyorlar. Mesai gözetmeksizin çalışan tüm arkadaşlarımızın zabıta haftasını kutluyorum dedi. Tarihi Ulu Cami'nin şadırvan ve tuvaletlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Aksaray Belediyesi tarafından yıkılarak sil baştan yenilenen kadın ve erkek tuvaletleri hizmete açıldı. Aksaray Belediyesi'nin camilere desteği devam ediyor. Belediye tarafından bir süre önce çarşı merkezi Hacı Hasanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tarihi Ulu Camii'nde başlatılan tadilat çalışmaları tamamlandı. Çalışma çerçevesinde caminin şadırvanı, abdest alma yerleri ve tuvaletleri yenilendi. Tuvaletler ücretsiz olarak halkın hizmetine girdi. Tarihi türbeler başta olmak üzere ibadethanelerin temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdüren Aksaray Belediyesi, camilerde çevre düzenlemeleri, tenteler yapıyor, camilerin tadilatlarını gerçekleştiriyor, restorasyonlarını tamamlıyor. Hizmete giren Ulu Cami şadırvan ve tuvaletlerinin sil baştan yenilenerek tadilattan geçirildiğini anlatan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, caminin erkek ve kadın tuvaletlerinin yıkılıp modern bir şekilde yapıldığını söyledi. Belediye olarak halkın ortak kullanım alanlarını devamlı takip ettiklerini vurgulayan Başkan Yazgı, halkımızın ihtiyacı olan ortak kullanım alanlarının eksiklerini gidermek için bakım ve onarımlarını düzenli bir şekilde yapıyoruz. Görevde bulunduğumuz sürece belediyeye ait alanlarda çalışmalarımız devam edecek. İbadet merkezi dışında çevre düzenlemesiyle vatandaşlarımıza sosyal katkı sağlayan camimizin yenilenen şadırvan abdest alma yerleri ve tuvaletleri hayırlı uğurlu olsun açıklamalarında bulundu. Tadilat halindeydi. Yani Aksaray'ımıza yaklaşık düzgün bir yer yapalım dedik. Çünkü il dışından gelen de, il içinde kullananlar da lavaboların yetersizliği ve düzensizliği hakkında bize şikayetler geliyor. Daha temiz, daha böyle şehrimize yakışır bir şey yapalım diye istiyorlardı. Biz de hem bayan bölümünü hem de bay bölümünü tekrar elden geçirdik. Şimdi inşallah beraber gezeceğiz, tertemiz bir hale getirdik. Yani 5 yıldızlı bir yer gibi oldu. Siz kendiniz görünce fark edeceksiniz. Şimdi bundan sonra da hemen üst taraftaki şadırvana başlıyorum. Şadırvanın projesi de şu şekilde olacak. Yukarıda böyle çok modern, çok güzel, tertemiz, mis gibi olacak. Sıcak asfalt çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kılıç Aslan Mahallesi'nde yol iyileştirme çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi şehir merkezinde peş peşe başlattığı ve kısa zamanda tamamladığı yol iyileştirme çalışmalarını mahallelerde devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri Kılıç Aslan Mahallesi'nde 375 metre uzunluğundaki 1312, 1313 ve 1349. sokağın çeşitli sebeplerden dolayı bozulmuş yollarını kazıyarak sıcak asfalt çalışması başlattı. Sıcak asfalt ve yol iyileştirme çalışmalarıyla yolları sürücülerin güvenli olarak kullanımına sunan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları iş bölümü çerçevesinde merkez mahallelerden kırsal mahalle yollarına kadar her noktada hızlı ve pratik çözümlerle asfalt serim çalışmalarını hızla tamamlayarak yolları şık ve güvenli hale getiriyor. Vatandaşa hizmeti her zaman ön planda tutan yönetim anlayışıyla takdir toplayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi şehrin dört bir yanında vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de bir haber kuşağımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.